Şimdi şurada bir akıntı gördüm. Şimdi geçen hafta ben bu arabayı yıkattım yani, şuralara bak. Sizin yıkadığınız arabanın ben kaputunu. Yine arka tarafta yeni yıl pijamam yatağın üzerinde. Yola devam kardeş. Ananı ağladım. Dur. Ne haber lan Şaban? Ya sizin lan var ya, koskoca caterpillersiniz ya. Yok, yapamıyorum. Hani öz kardeşim olsun ama benden farklı bir firması olsun. Kendi firmam adına yine yük alıp ona vermem. Çünkü... Anam. Kaldırıma çıkıyor gözlüğü. Okay. Are you gonna changing shift or? Hayatım gelmiş 10 numara. Bak ben ne... Kaç tane peron var ya mazot dolduran? İşte kahvaltı, pancake, yanına yumurta. Nasıl bir kombin lan? Ben dedim bunu yemeyeceğim. Ben dedim domuz yemiyorum. Sen kimsin lan bana atar yapıyorsun? Sevgili dostlar, yeni bir pazar videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık pazar günü akşamından beri, aslında pazar günü demeyelim de pazartesi gününden beri yükümü bıraktım bırakalı. Bugün günlerden perşembe. Birazdan da yük almaya gideceğim bir tane jeneratör. Şu anda San Antonio, Texas'tayım. Bunu alıp buradan Allentown, Pennsylvania'ya gideceğim. Muhtemelen güzel bir hafta sonu geçirme dileğiyle diyorum kendim adına. Ben şimdi size şöyle görüntü göstereceğim. Aslında bu çekime başlamadan önce ben arabanın etrafını bir gezmiştim. Şöyle bir şey göstereyim. Ön tarafı bir açmam lazım. Şimdi şurada bir akıntı gördüm. İlk başta elimle bir koklayayım dedim. Sonra baktım ki şuradan bir yerden, yani işin açıkçası araba antifriz akıtmış. Ama bakacağız. Bir açayım şu kaputu da. Almış bu. Normalde şurada minimumda durması, aslında minimumda duruyor bence de araba biraz aşağı doğru batık olduğu için, yani ön biraz bu şekilde arabada, yani şöyle, ama nereden akıttığını bir türlü çözebilmiş değilim ben bunun. Bunu bir kez daha yaptı. Tam çözemedim yani. Bu ne burada? Bir adet antifriz. Muhtemelen şuradan bir yerden buraya minicik bir damlatmış. Ama çok önemli değil o. Önemli olan diğer taraftaki. Şuraya bakar mısın? Yani bu kadar antifrizi nereden akıtmış olabilirsin? Altına giriyorum yok. Üstüne çıkıyorum yok. Ama tek bir şey fark ettim. İşin güzel tarafı orada. Araba ne zamanki regenerasyona giriyor. Yani regen deniyor ona. Ne zaman araç regen yapıyor, bu akıntı o zaman oluyor. Çünkü dün gece bir regen yaptı. Regen de bu dizel partikül temizleme olayına giriyor ya. Belli bir süre çalıştıktan sonra. O da şurada. O da bunun içinde. Yani şuradaki filtre. Neredesin? Buraya gel. Şunun arkasındaki kapağın içindeki filtre. Yani bunu ne zaman yapmaya başladığında şuradan antifriz akıtıyor. Neyse ben şimdi ona biraz antifriz ekleyeceğim. Bunu da kızgın da araba yavaş yavaş açmak gerekiyor. Şu havayı bir almak lazım, yoksa elinize yüzünüze patladığı zaman yanarsınız yani. Çünkü az bu sıcaklıklar yok içerisinde. Diğer taraftaki kilidi kapattık ama bir de bu var. Bunu taktık mı? Finito. Dostlar ben şimdi yükümü almaya gideceğim. Kameraları da yolda açarım.
Şuralara göstereyim size. Şimdi geçen hafta ben bu arabayı yani birkaç gün önce yıkattım yani. Şuralara bak. Sizin yıkadığınız arabanın ben kaputunu. Vaktim olsaydı bir kez daha yıkatırdım ama güzel çekimler vardı, onları yapmam lazımdı. Vaktim de yoktu. Neyse, benim çöplerim var atmam gereken. Onları atayım. Bir an önce yola çıkmam lazım. Yolda görüşürüz yükü alırken. Evet sevgili dostlar, bir videonun yine ilerleyen zamanlarından hepinize tekrardan merhabalar. Bugün Caterpillar'a geldik. Caterpillar'dan bir tane jeneratör alacağım. Bu jeneratörü de az önce videoda bahsettiğim gibi Allentown, Pennsylvania'ya gideceğim. Arka tarafta yine bir pazar videosu transferi yapılıyor. Ben bir başka çekiyorum şu anda. Buradan sağa yapalım. Daha önce açacaktım ama çok güzel bir telefon aldım. İşle alakalı güzel bir gelişme oldu benim için. Anlatsam da anlamayacağınız bir durum olduğu için biraz çetrefilli bir şey. Çok da uzun, bir ara belki anlatırım. Ama güzel gelişmeler var. İyi oluyor yani. Yine arka tarafta yeni yıl pijamam şeyin üzerinde, yatağın üzerinde. Şimdi bu elemanlar... Ben buraya daha önce gelmiştim, bir 4-5 sene önce buradan büyük almıştım. Şimdi ne diyor şurada? No trespassing. Okey, buradan geçiyorum. Tamam, şimdi şuraya girelim. Güvenlikten geçelim. Güvenlik herhalde orası. Good morning, how are you? I'm good, how are you? Good, good. Yes, ma'am. Trailer number 01. 01? Yes. Thank you. Left, right. All right. Thank you. Yep, bye. Bayılıyorum böyle işini severek yapan güvenlikçilere. Güzel insanlar. Buradan şimdi bir sol yapacaksın dedi. Shipping sign sağ tarafta. Yapalım solu. Left, bir left daha yapacağız. Değil mi? Evet, buradan left yapacağız. İnşallah doğru left'ten bahsediyorsundur hanımefendiciğim. Left, left, right. Evet, bir sol yaptık. Bir sol daha yapıyorum. Süper, tamam. Doğru, numaralar doğru. Karşı tarafta kapı numaraları var. 242'ya gideceksin dedi. Şuradan da bir sağ yapıyoruz. Left, left, right. Sol, sol, sağ. Ne haber lan Şaban? Evet, 231, 32. Ben 242'ye gideceğim. Building 242 dedi. Orada dedi saniye yapacaksın. Evet. 242 burada. Çekinimizi yapalım. Evet arkadaşlar, içeride çekinimizi yaptık. 242 numaralı kapıda. Caterpillar'ın bir alt firması olan Genset'ten bir jeneratör alacağız şimdi. Şunu bir test atayım da. Bu arada kaç olmuş? %11 olmuş diğer video. Bunu alayım, bağlayayım. Ondan sonra Fio. Yola devam kardeş. Yeah! Sevindim ya, bugün çok sevindim. Güzel sevindim. Sabah çok güzel uyandım. Evet, second step sign. Yani bir sonraki dur tabelası. Orası da burası. Buradan second'dan acaba doğru mu söyledi ya? Buna nasıl left yapacağım ben? Ha, yapılır. Dar değil çünkü fazla. İnşallah yaparız. Nah yaparım. Yapar mıyım? Ananı ağladım. Dur. Ya sizin ben var ya, koskoca Caterpillar'sınız ya. Yok, yapamıyorum. Bas geri. Yani şurada insan gibi yer bıraksanız olmaz mı ya? Bu kadar satışınız var. Ben niye yatıyordum bir haftadır şeyde, tır durağında? Öyle değil mi ama? Şundan geri geri çık. Şuradan farklı bir dönüş yapmam lazım. Farklı bir dönüş yapmam lazım çünkü oradan sola dönemeyeceğim. It's kinda tight for me, I'm gonna make a turn. It's kinda tight left turn for me. Yeah, I'm gonna make it the U-turn around. Buralarda çok forkliftli adam olduğu için alışkınlar bunlar böyle diditli korna seslerine. Eğitimli oluyorlar bunlar. Eğitimli insan. Şimdi böyle geldim, dönüşümü yapıp second stop sign'dan sol değil sağ yaptım. Sonra U-turn aldım. Şimdi sağ yapıyorum. Tekrar sağ yapmam gerekiyor. Şimdi şurada ne vardı? Muhtemelen forkliftle falan herhalde yükleyecekler. Şu köşeyi de kurtarabiliyor muyuz? Kurtarıyoruz. Mükemmel bir dönüş. Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nerede yükleyecekler acaba? Şurada mı yükleyecekler acaba? No truck beyond this point diyor. Şu elemanın yanına çekeceğiz herhalde. Bana öyle geliyor. Neyse, ben şuradan bir dönüşümü yapayım. Elemanın yanına parkımı yapayım. Evet, hatırlıyorum burayı. 4-5 sene önce gelmiştim.
Evet, Yaşar veriyor. Mükemmel bir park ediş. Aha, da çizgiye çektim böyle. Evet, güzel, güzel. Ah. Ya dayanamayacağım, söyleyeyim size. Şimdi benim firmam 2015 yılında açılma. Şöyle bir şey olmuştu. Sevdiğim bir dostuma kendi firmam üzerinden Amerika'daki çok meşhur bir firmaya, herkesin bildiği bir firma, Landstar diye geçer. Bunun Landstar Invey var, Landstar'ın işte Ranger'ı var, Landstar'ın değişik değişik kolları var işte. 2016 yılında sevdiğim dostuma kendi firmam üzerinden, o approve olmuyordu o firmaya yani skorlarından dolayı, ben de kendi üzerinden yük alıp arkadaşa verdim. Sonra tabii yükün başına bir iş geldi. İşte ne bileyim, tır bozuldu falan. Ondan sonra bir yükte damage olmuştu. Tabii resim istiyorlar. Resim çekildiğinde yani Türk Transportation yazması gereken tırın üzerine, şimdi resmi biraz uzaktan çekiyor, tırın üzerindeki isim farklı bir isim. Sonrasında da her neyse dostlar, bu sabah biz tabii zaman zaman deniyoruz, yük almayı deniyoruz. 6 yıldır falan yük vermiyorlardı bana. Bu sabah yük almayı denedik ve approval geldi. Ve sevincime uçuyorum çünkü belki binlerce dolar para kaybetmişliğim vardır yani o firmayla çalışamadığım zamanlarda. Çünkü yeri geliyor o firmada iş oluyor, bende olmuyor. Yani bana vermedikleri için olmuyordu. Güzel bir gelişme. Şimdi tır sayısı 4'e çıktı. Ben mesela bir tane tırı varken atıyorum 6 yıl içerisinde. En minimumundan atıyorum ya. Senede bir yük kaçırsam ve tertemiz bana 5000 dolar bir kar bıraksa, 30.000 dolar yok. En basitinden öyle düşünürsek. Ama tabii bu böyle değil yani. Ayda bir yük, 2 ayda bir yük kaybettiğin zamanlar da oluyor. Şimdi bu tır sayısı 4'e çıktı. Gerçi bu sene daha 4'e çıktı ama son 2 senedir 3. Şimdi o tırları, İşte bu rakamları çarparak bir matematik yaparsanız ne kadar para kaybettiğimin farkındasınızdır diye düşünüyorum herhalde. Onun için siz olun. Bu ülkede ne kadar yakın arkadaşınız olsa da olsun, hiç önemli değil. Hani öz kardeşim olsun ama benden farklı bir firması olsun, kendi firmam adına yine yük alıp ona vermem. Çünkü burada herkes kendinden mesul. Şimdi arkadaşıma da bir şey diyemem yük aldığım. Çünkü bana, beni herhangi bir zorlama yapmadı. İşte ne bileyim, bana herhangi bir işte almazsan sana küserim, işte bir daha muhatap olmam, öyle bir şey yapmadı. Sadece rica etti. Ben de sevdiğim bir arkadaşım olduğu için kendisine olur dedim. Olur deyince 6 senedir de ceremesini ben çektim. Ama çok şükür bu sene mevzuyu çözdük. Daha doğrusu bu sabah. Neyse, şu yük gelsin. Ben dışarıya bir kamera kuracağım yine. Görüşürüz diyorum birazdan. Belki yolda, belki dışarıdan çekim yaparken. Invoice. Evet, yükümüzü aldık. Şöyle göstereyim size. Şaka lan şaka. Öyle yük olur. Şöyle büyük bir şey getirecekler. Onu yükleyeceğiz. Keşke öyle büyük olsa. Yüklemeyi yaptık. Biraz daha geri mi aldırsam acaba? Ya böyle değil. Bu kısım jeneratör kısmı. Şu kısım da deposu. Gayet güzel bir yük. Kutu gibi. Şimdi gidip diğer tarafı halledelim. Evet.
ne kadar olmuş? 14 dakika yüklenme ve bağlama. Burayı da aynı şekilde hallettik. Bir zincir arkaya bakıyorsa bir zincir onun tam tersine bakması lazım ki frenleme ya da ani gaz yaptığında tutsun. Son olarak şu kaldı. Şu zımbırtı. Buna ne yapsam? Şöyle çevirip minik bir strap atayım. Ondan sonra işlem tamam. Ready to roll. Rock and roll. Hadi görüştük birazdan. Evet dostlar, çekimler başladı tekrardan. Şu giremediğimiz yerden dönebilecek miyiz bakalım. Çekilin. Şu kamerada ne kadar pis oldu ya. Neyse temizleyeceğiz artık. Güzel dönüş yapabiliyoruz. Kasmaya gerek yok. Şu dışarıya kamera ayarlayamadım. Niyeyse şu kamerada bir sıkıntı çıktı ama bakacağız. Onu da çözeceğiz. Tamamdır. Evet. Tatlı teyzemizin yanına gidiyoruz, güvenlik bayan. Yine espri yapacak, ben de anlamayacağım. Ha 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 yapacağım böyle. Belki anlayacağım, bir şey yapar. Evet, güzel, güzel. Biraz fazla bekledik ama güzel. Şöyle bana da mesaj atalım, loaded diye. Finito. Şuradan da nereye kuralım? Allentown, Pennsylvania. Şu aradan çıkarsın beni de. İlk başta Memphis, Tennessee'yi kuralım. Memphis, Tennessee. About 600 mile hesaplanıyor. Anam, anam, anam. Kaldırıma çıkıyor gazı. Teyze ne öttürüp durun? I don't know. I got it. Alright. Alright. You look like you're leaving just in time before the chaos. Really? It's been chaotic all day, but. Okay. Are you gonna changing shift or? Thank you. Happy holidays. Same thing. Bye bye. Thank you. Yep. Evet, güzel. Sıcak yerdeyiz. Klimamızı açalım. Şu elimi yüzümü bir silmem lazım ya. Bak, bu direksiyonu benden başka tutan yok. Yalnız şunu kim yaptıysa harbi helal olsun ya. Sadece bebek götündeki boku temizlemiyor. Her yeri temizliyor yani. Yağ alıyorsun yine temizliyor. Şuradan da bir poşet gibi bir şey. Çöpümüzü atalım. Evet, bildiğim pazar poşeti. Şöyle kenara çekip de uğraşmasam mı 2 saniye? Şöyle bir dursun bu. Tamam, bu burada. Kaç tane daha alayım. Bakın şimdi bu direksiyonu ben her 2-3 günde bir silerim. Şimdi şu pisliğe bir bakın. Benden başka kimse dokunmuyor bu direksiyona bile. Sen de diyeceksin ne pis adammışsın ya. Ama yok kardeşim. Yaptığım işi görüyorsunuz. Şuna bak. İğrenç. Şununla bir de alnımızı silelim. Alnımız tertemiz olsun. Evet. Her şey yolunda. Şu poşeti de şöyle kenara koyayım. Evet. Yeşil elmamızı aldık. Bunu da bir ara yeriz yolda giderken. Neyse, akşam yatmadan yine açacağım. Şuradan bir otoyola çıkalım. Ufaktan bir muhabbet ederiz. Sonrasında yine akşam yatmadan herhalde açmaya çalışacağım. Evet, buradan şöyle sol. Dur tabelesinde durduktan sonra hangi yola sokuyor ki bu beni? Ulan umarım var ya şu tek şeyin Dallas'ın akşam trafiğinin olduğu yola sokmaz. Nefret ediyorum o yoldan var ya. O I-10 East diyor. I-10 yani Interstate 10 numara. Hayatım gelmiş 10 numara. Bak ben neydi o, öyle bir şarkı var. Şefon'un taklitini yapan eleman. Evet, şuradan ana yola çıkalım. Evet, logbook yani takografımız normal. Kaç saat sonra durandı? Oho, daha 10 saat sürüş var. Takograf normal, her şey normal. 10 saat sürüş yapacağız. Şu anda saat yerel saatle 12.30. Gece saat 10.30'larda ya da 10'larda falan duracağım. Bu kadar işi yaptıktan sonra bir de o kadar araç kullanacağım. Sonrasında yolumuza bakacağız artık bir sonraki videolarda ama dostlar önümüzdeki hafta efsane ve çok güzel bir video geliyor. Çekebildiğimiz kadar Cenk abiyle video çektik. Hatta geçen hafta, yani bu hafta Instagram'da da yayınladım. Kısa kısa storyler falan attım. Güzel bir çekim olduğunu düşünüyorum. Genelde çekimler nasıl, işte kamera açıları nasıl, onunla bununla geçti zaman. Ama genel anlamda iyi geçtiğini düşünüyorum. Güzel, göze zevk edecek çekimler. Hoş da yani. Neyse.
Birazdan ben bir tır durağında durabilirim belki. Biraz karnım acıktı. Yemek falan yiyeceğim. Sonrasında devam. Hadi görüştük. Evet dostlar, videonun son bölümüne geldik. Şimdi şurada bir tır durağı var. Oraya geçeceğim. Hem gitmişken, girmişken bir mazot alayım. Sonrasında yemek yiyeyim. Acıktım çünkü. Yeşil bir elmayla duruyorum sabahtan beri. Sonra ufaktan yola çıkarız artık. Burası neresi acaba? Tam olarak bir bakayım. Aa, Waco. Ben buraya, bu duracak olduğum tır durağına bu LNG gazlı tırlar var ya, onların deposundan getirmiştim 6-7 sene önce falan. Belki daha da eski. O zamanlar benim kayınbiradere çalışıyordum. Aa, evet bak, şurada ileride Hooters var. Buradan yürüyerek Hooters'a içki içmeye gidiyorum, alkol almaya. Güzel hatunlar çalışıyor orada da, mayolu falan böyle. Enteresan bir yer. Hooters. H-O-O-T-E-R-S. Yazın. Hooters Bars ya da ne bileyim Hooters Restaurant. Buraya da bir şeyler açılmış. Aa, Harley Davidson açılmış buraya. Motor satıyorlar. Güzel bir şeyler açılmış. Şuradan bir girişimizi sağlayalım biz. Önce bir yiyecek içecek olayını halledelim. Wow. Belgium Shepherd. Efsane bir köpektir ha. Belçika kurdu. Buraya çok uzun zaman oldu. Sapmayalı çok uzun zaman oldu. Nerede dururuz biz? Şuradan bir yer bakalım. Dönüp gelip kafayı şuraya vereyim. Adamlara bak, milyon dolar para yapıyorlar. Ciro yapıyorlar, kazanıyorlar da. Bu Flying J'ler de her yerde var. Pilot Flying J. Şu park alanının durumuna bak. Main Event. Ne açmışlar acaba buraya? Ha, getirdiğim şeyi de göstereyim size. Hala kesin odur çünkü o kadar zaman böyle çabuk, kolay değiştirilecek şeyler değil. Burayı merak ettim ya. Neymiş bu Main Event? Bakmam lazım. Aynen. Tanklar burada duruyor. Evet, burayı yeni kuruyorlardı o zaman. Aynen, ben de şu beyaz tanklar var ya, içerisinde gaz bulunduruyor. Bunları ben getirdim işte buraya. 7-8 sene oldu. Güzel kondisyonda. Ve kış ayıydı. Şimdi yükün üzeri çamur olmuş, tamam mı? Ya bu zaten dışarıda duran bir şey, görüyorsunuz. Adam bana yükü geri çevirdi, biliyor musunuz? Dedi ki bu yük pis, ben bunu almam. Tamam, okey. Buradan yalan olmasın, 5-10 dakika, yarım saat bir yerlere gittim. Yükü yıkatmaya. Adam diyor biz diyor yükü yıkamayız diyor. Yani buradaki şeylerin de öyle bir durumu var. Yıkamacıların hepsi artist. Lan ben sana para ödüyorum, sen bunu yıkayacaksın da. Yok diyor, ben diyor yükü yıkamam diyor. Ne ödersen öde diyor. Hayda dedik, yani sabaha mı bırakırsın mevzusu var ya. Sabaha bıraktık mecbur. Geldim buraya geri, dedim bak kaç yere girdim. Kimse yıkamıyor yani bu. Ne yapayım yani, ne yapayım, sen söyle bana, onu yapayım. Yok diyor, onlar sana söylemesi lazım da bilmem ne de. La söylemedi diyorum ya, almıyor mu diyorum. Götürüyorum Pittsburgh'a geri. Pittsburgh'tan getirmiştim yükü. Almıyorsan götürüyorum geri. Sen anlatırsın derdini dedim millete. Kendiniz yıkayın, buranın power wash'ı var. İşte bu tanzikli yıkama şeyi var. 2 saniyeli giş. Al arabayı yıkat yani. Hoppa. Durma işledi mi? Tamam. Şu kemere alışamadım hala. Bak kısa çünkü. İkisi bir belden de gelmiyor. Henüz beli o kadar inceltemedik. Neyse dostlar, ben şimdi restorana gideyim. Orada görüşürüz artık. Yiyecek bir şeyler bulayım. Hadi in bayis. Kaç tane peron var ya mazot dolduran? Thank you. Allah'ı böyle gösterelim mi? Evet, elimizi yüzümüzü yıkadık. Değil mi? Şimdi restoran bölümüne dönüyoruz. Traditional American restaurant.
Şimdi burası deniz. Yani birçok filmde falan da buranın ismi geçer aslında. Burada genelde işte bu tarz yiyecekler vardır. İşte kahvaltı, pancake, yanına yumurta. Nasıl bir kombinla? Yani 24 saat kahvaltı siparişi verilir. Pancake çeşitleri, omlet, junk food. Başlangıç. Ulan bunlar baştan. Biz de Türkiye'de bunları ana yeme menüsü olarak da yersin yani şu an. Çünkü aşırı büyük porsiyonlar. Burada işte sandviç çeşitleri, hamburgerler. Hamburgerler efsanedir ama. Büyük bayağı. Ben burada şundan sipariş verdim. Muhtemelen hepsini yiyemeyeceğim. Yiyemediğim tarafını da alıp daha sonra yemek için tıra götüreceğim. Onun dışında klasik dinerler var. İşte steakler var, T-bone. Ne bileyim balık var, kızarmış balık var, kızarmış tavuk var, varolu var. Yani şu kısmı herkes yiyebilir. Domuzu yemeyen. Arkada ne var? Hiçbir şey yok. Şunları da herkes yiyebilir aslında. Onun dışında bunların birçoğu domuz. Mesela burada içerisinde domuz gelmiş. Tabii istemediğiniz bir şey varsa çıkarttırabiliyorsunuz yani. Zorla domuzu yemiyorsun. Neyse yemeğim gelsin. Bir de tabağımı çekerim. Yerken çekmem de. Sonrasında görüşürüz. Artist la bunlar. Harbiden artist ya. Menüyü çektim mi tam olarak tam hatırlamıyorum ama herhalde çektim büyük bir kısmını. Ya şimdi siparişim geldi. Bir tane salata söyledim önden. Sonrasında işte o tavuklu zımbırtıyı söyledim. İçerisinde okumamışım. Sausage var içinde. Yani bu domuz kıyması. Böyle tam çatalı taktım. Bir baktım şey, kıyma. Sonra menüyü istedim tekrardan geri. Baktım orada da yazıyor. Benim hatam. Kıza kibarca rica ettim. Derim ki, ben derim bunu yiyemeyeceğim. Ben derim domuz yemiyorum. O da dedi söylemeden önce orada yazıyordu dedi. Al şimdi başına iş. Ya bana niye ters yapıyorsun gerizekalı. Neyse. Yapacak bir şey yok şimdi. Şunun içerisinde to go olarak elimde zaten kahve var. Poşetin içerisinde de. Bir tane sushi aldım oradan. Oradan değil tabii ki çünkü oradan yiyecek olduğunuz sushi değil. Bildiğin yani başka bir şey oldu. Neyse dostlar bugünlük de bu kadardı. Size ufak tefek tecrübelerimi bugün de aktarmaya çalıştım elimden geldiğince. Şuradaki yükü de birazcık uzaktan göstereyim mi size? Göstereyim. Şimdi ben mazot alacağım. Mazot aldıktan sonra gazlamaya devam. Muhtemelen pazar günü Cenk abiyle buluşacağız. Geçen pazar yine buluşmuştuk. Denk gelmişti. Bu pazar yine Cenk abiyle buluşacağız. Herhalde bir video daha yaparız. İkna edebilirsem beraber bir video yaparız. Edemezsem yapacak bir şey yok. Bu elemanlar da şu iki pilot, şu vatandaşı. Ama bayağı geniş ya. Aa bu da burada. Of şuna bak, şu genişliğe bak. Oh wow. Neyse sinirim bozuldu garsona. Bana atar yapıyor. Sen kimsin lan bana atar yapıyor? Atar yap, orada yazıyor diyor. Ben körüm zaten, tamam görmemiş olabilirim. Niye ters yapıyor? Değil mi? Lan burada da sıçan gibi yürüyoruz ya. Şuraya bak. Oh. İzlediğiniz için bu vakte kadar, bu dakikaya kadar. Az bir videoyu bitireydim lan, ondan sonra boşaltaydım lan. Dostlar izlediğiniz için, bu zamana kadar vakit ayırdığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda başka deneyimlerimle, başka tecrübelerle, bu işle alakalı elimden geldiğince size her konuda destek olmaya çalışacağım ama kusuruma bakmayın hiç kimse, kimseye özel olarak dönemiyorum. Çok yazıyorsunuz, çok çiziyorsunuz. Görüyorum, ben onları gördükçe videolarda işliyorum. Çünkü bir kişinin bazı bilgilerden yararlanması var. Binlerce kişinin birçok bilgiden yararlanması var. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.